Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben spor eğitmeni Mine Acar. Bugün size 5 hareketle popo nasıl büyütülür onu göstereceğim. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım. İlk hareketimiz, birinci hareketimiz geniş squat'la başlıyoruz. Parmak uçlarını dışa baksın. Geriye doğru kalçayı ver, ağırlığını topuğuna doğru aktar. Kalktığında nefesini ver. Nefes aldın, kalçayı geriye ver ve popona odaklan ve yüksel. Nefes ve yüksel. İnerken lütfen omurganı bozma, göğsünü dik tut, karşıya bak, ağırlığını topuğuna aktar ve yüksel. Zorlananlar arkaya bir sandalye koyabilir. Sandalyeye doğru geri oturuyor musun gibi ve yüksel. Popon sandalyeye değsin, dizlerin parmak ucunu geçmesin ve tekrar yukarıya doğru yüksel. 10 tane daha yapalım. 9 ve 8. Çok zorlanıyorum diyenler varsa biraz daha minik oturabilir ve yükselebilir. Geriye doğru kalçayı vererek dizler dışa doğru açılsın. Minik otur ve yüksel. Daha iyi yaparım diyorsanız biraz daha kalçayı indir, yarım in ve yüksel. Son 4 tane daha. Ve son 3. Yandan da göstereyim, yanlış yapmamanız için. Ve son 2. Son kez. Burada kalıyorsun, kısa kısa kıraç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yüksel. 3 tane daha yapacağız. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yüksel. Unutma lütfen dizin parmak ucunu geçmesin. Kalça geride, ağırlığını geriye aktar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yüksel. Güzel. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci hareketimiz, bir ayağını geriye doğru attın. Bir adım genişliğinden daha fazla pençeyi geriye doğru dayadın ve iki dizini 90 derece büküyorsun. Kalçan arka dizinle beraber aşağıya doğru iniyor ve yükseliyorsun. İndiğinde dizin parmak ucunu geçmesin. Dikkat et bunlara, dizine zarar vermeden ve bedenini dik tutuyorsun. İndiğinde nefes aldın, yükselirken nefes ver. Ver nefes ve 15 tane daha. 14, 13, devam edin ve 12. Çok zorlanıyorum diyorsan minik in ve yüksel ve ayağını çok açmadan küçük in ve yüksel. Devam edelim ve son 9 tane daha. 8 ve 7. 6. Yapıyor musunuz? Ve son 5. Son 4. Zorlanmıyorum diyorsan kollarını öne doğru uzat. 3. 2. Ve bir tane daha. Kal burada. Kal 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 kal. Ve yüksel. Gerideki ayağını öne aldın. Şimdi diğer bacağa geçiyoruz. Hadi bakalım benle beraber. Beni takip edin. Ve tekrar. Kalça aşağıya indi. Yüksel. Kollarını uzat öne doğru zorlanmıyorsan. 17 tane daha. Nefes. Al nefes. Ver nefes. 15. Ve 14. Sık karnı. 13. 12. Hem kalçan hem öndeki bir de arkadaki kas grupların çalışıyor. Ve son 10 tane daha. 9, 8, 7, pes etmeyin lütfen. Ve 6, güzel, son 5, son 4, ve son 3, son 2, son kez. Aşağıda kal, 5 saniye, 4, 3, dik dur, 2,
Bir yüksel. Süper. Şimdi üçüncü hareketimiz hip thrust denen bir hareket var. Kalçayı büyüten egzersizlerden bir tanesi. Bu hareketi çok seviyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Buraya iki tane kutu koydum. Şimdi gelip sırt üstü yatıyorum. Siz daha yüksek bir şey koyabilirsiniz. Sehpa gibi bir şey olabilir evde. Ya da sandalye olabilir. Ben bunları buldum. Bu güzel doğada bu videomu çekmek istedim. O yüzden alternatif olarak bunları kullanıyorum. Sırt üstü yattım. Topuklarını yerleştir buraya. Kafayı indirdin. Kalçanla yukarıya doğru yükselirken ağırlığını topuğuna aktarıyorsun. Topuğu iyicene sıkıyorsun. Ve tekrar indir. Ağırlık topuğunda. Yüksel yukarıya doğru. Ve tekrar in. Bundan 20 tane yapıyorsunuz. Yüksel sık kalçayı. Ve tekrar indir. Bu arada hareketler arasında dinlenme yok. Arda arda yapıyoruz. Ama yeni başlayan öğrenciler ise biraz arada bir hareket bittikten sonra en fazla 1 dakika dinlenerek bir sonraki harekete geçebilir. Sık kalçayı, burada popo kaslarını çalışıyor, arka hamstring kaslarını çalışıyor ve aynı zamanda bel kaslarının aktif oluyor. Ve yüksel, yukarıya doğru nefesini ver ve inince tekrar nefes al. Yüksel sık kalçayı ve in aşağı. Son 6 tane daha. Bravo size. Nefes ver. 15. Ve son 4. Gayet iyi. Son 3. Sık kalçayı. Kal burada. Yavaş in. Ve son 2. 1. Nefes ver. Sonuncusu yukarıda kal, kalçayı sıkıştır. Küçük küçük 1, 2, 3, 4. Kitle kalçanı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 bırakma, 18 bırakma, 19, 20 kal burada 5 saniye. Sık kalçayı 4, 3, 2, 1. Aşağıya doğru yuvarla. Evet, güzel. Şimdi bir sonraki harekete geçiyoruz. Bir ayağım şunu kaldırayım. Bir ayağın yerde. Diğer ayağını yukarıya doğru kaldır. Düzelt yalnız. Tek bacakta yukarıya doğru yükseliyorsun. Kalçayı sıkıyorsun. Ve tekrar iniyorsun. Burada yük tamamen sadece bu sol tarafındaki kalçama biniyor. Aşağıya doğru yuvarla. Yüksel. Ve indir. Çok zorlanıyorum diyorsan diğer ayağını buraya koy. Bir şekilde harekete devam edebilirsin. Zorlananlar için. Yüksel. Sıkıştır. Kalçayı ve indir. Zorlanmayanlar devam et diğer harekete. Ve kalktığında nefesini ver. İnince nefes al. Ve son 6 tane daha yapın. Güzel. 5 tane daha. Sıkıştır iyicene. 4 tane daha. Ver nefes. 3. Ve son 2. Yüksel iyicene. Son kez. Yukarıda kal. Ve kısa kısa sıkıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Aşağıya doğru yuvarla. Bravo size. Kalçalarınızı hissediyor musunuz? Ben hissediyorum. Diğer bacağa geçelim. Basit olanından başlayalım.
Ayağını dizin üzerine koy. Güzel yukarıya doğru kalçayı sık ve aşağıya doğru yuvarla. Yüksel, sıkıştır ve yuvarlan. Her tarafta 20'şer tekrardan yapabilirsin. 20 sağ, 20 sol. Ve zorlanmayanlar, bacağını kaldır. Sağ kalçamla yükseliyorum iyice, sıkıyorum ve tekrar in. Yüksel, sık iyicene. Ve tekrar in. Bravo. Sık. Tekrar in. 5 tane oldu mu? Belki daha fazla oldu. 10 tane daha yapalım. Ve son 9. Nefes ver. 8. Bravo. Güzel iyicene. 7. Güzel. 6. Ver nefes. Sık kalçayı. Ve son 5. Çalıştırdığın kasa lütfen odaklan. Nereyi çalıştırıyorsan elinle dokun, hisset orayı. Ve odaklan oraya. Ne kadar çok odaklanırsan o kadar çok oradaki kasın daha çok aktif olur. Daha efektif bir sonuç alırsın. Ve son 2. Sık iyicene. Son kez. Kal burada. Sık iyicene. Kalçayı küçük küçük. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aşağıya doğru yuvarla. Ve son hareketimize geldik. Haydi bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bayağı terledim. Efor sarf ettim. Şimdi burada dört ayak üstündeyiz. Ters kol, ters bacak hareketi. Burada sol bacağını uzatırken kalçaya odaklanıyorsun. Ve sağ kolunu uzatıyorsun. Burada kalıyorsun. 2-3 saniye. İndirdin. Ve diğer taraf. Bunu yaparken bir tarafa doğru düşmüyorum. Bedenin yere paralel. Ve olabildiğince omurganı düz tut. Kalçayı sık. Kalçaya odaklan. Kolun gergin. Kulak memenin yanında kolları. Ve indi. Zorlanıyorum diyorsan bu harekette. Uzattım. Yavaş bir şekilde indirdim. Uzattım. Kalmadan indirdim. Bunu da yapamıyorum diyorsan bir bacağını uzat, kalçayı sık ve indir. Eller yerde. Kalçayı sık. Bacağını kalça hizasında tut. Düşürme lütfen. Ve indir. Zorlananlar bunu yapsın. Zorlanmayanlar bu harekette devam etsin. Ve indir. Uzattığında kolunu bacağını, zorlandığında nefes vermeyi unutma. Güzel. Uzat. Ve indir. Nefes ver. Avuçun yere baksın. Kalçayı sık. Karnını sık. Ve indir. Son 4 tane daha yapalım. Son 3. Bravo size. Pas etmeyin. Son 2. Daha güzel görünümlü bir popoya sahip olmak istiyorsan bu hareketleri haftanın 4 günü yapmaya çalış. Çok güzel sonuçlar alırsın. Ve son kez. Uzattım. Ve geriye doğru cat stretch ile belimi biraz rahatlatıyorum. Kollarını uzattım. Kalçayı indir. Topuklarına doğru yaklaştır kalçayı. Ve burada sırt bel kaslarının açıldığını hissedeceksin. Burada zaten yavaş yavaş.
doğru yüksel. Wow, ter içinde kaldım. Eminim siz de ter içinde kalacaksınızdır. Hareketi doğru yapıp, harekete odaklandığınız zaman çok güzel sonuçlar alacaksınız. Kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürpriz videolarım olacak sizler için. Öpüyorum. Sevgiler.